Merhabalar Medyascope TV izleyenleri. 31 Mart'taki yerel seçimlere gittikçe yaklaşıyoruz ve siyasi partiler de hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bu siyasi partilerden bir tanesi de tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi. Biz de bu yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da kimi aday gösterebileceğini ayrıntılı olarak değerlendireceğiz. Konuğumuz da gazeteci Muzaffer Ayhan Kara. Ayhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi 24 Ekim'de parti meclisini topladı ve 105 ilçe ve beldede belediye başkan adayları açıklandı. Şimdi de 14 Kasım'da haftaya tekrar PM toplanacak ve yaklaşık olarak 150 civarında adayın belirlenmesi bekleniyor. Öncelikle şunu hemen sorayım. İstanbul adayının 14 Kasım'da belirlenmesi söz konusu mu? Böyle bir ihtimal yok herhalde değil mi? Hayır, hiçbir şekilde böyle bir ihtimal yok. Sadece İstanbul değil, hiçbir büyük şehirde CHP'nin 14 Kasım'da adayının açıklanması mevzubahis değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Evet. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'le birlikte en çok tartışılan il diyebiliriz. CHP Genel Merkezi de daha çok açıklamalarıyla şu yönde tavırlar aldılar. İstanbul'da ilk başta daha partili olmayan, daha parti dışından bir ismi aradıkları basına da yansımıştı. Muhtar Kent'in ismi geçti örneğin. Süre azalırken CHP Genel Merkezi'nin bu politikasından vazgeçeceği veya vazgeçeceği öngörülebilir mi rahatlıkla? Şimdi klasik bir söz olacak ama bu hamur daha çok su kaldırır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içinden öteden beri İstanbul Büyükşehir için iddia koyan iki isim var. Kamuoyu bunları biliyor. Birisi Gürsel Tekin, birisi Akif Hamza Çebi. Birisi Gürsel Tekin hala hazırda İstanbul Milletvekili. Akif Hamza Çebi aynı zamanda İstanbul Milletvekili ve parti genel sekreteri. Onların gerek sahada, gerek sosyal medyada, gerekse medyada çalışmalarını izlemek, görmek mümkün. Uzun bir süreden beri bu konuda çalışma yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar, iddia ortaya koyuyorlar. Şimdi onun dışında tabii Muhtar Kent gibi bir isim geçiyor. Bunlar tabii bilgi değil ama tahminimi söyleyeyim. Bu gibi isimler CHP Genel Merkezi tarafından ortaya atılarak bir nevi nabız ölçülüyor. Kamuoyundaki yankılarına bakılıyor. Dalgalandırılıyor bu isimler. Başka isimler de geçiriliyor. Örneğin Herkes Sağ kökenli Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İlhan Kesici ismi geçiyor kamuoyunda. Yine AK Parti kurucularından AK Parti kökenli şimdiki CHP Konya milletvekili Abdülhatif Şener'in ismi dillendiriliyor. Kamuoyunda dalgalanıyor. Başka isimler de yarın öbür gün söz konusu olabilir. Bu isimlerle sınırlı olmayabilir bu dalgalanma. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu isimlerin dalgalanmasından memnun. Hatta daha çok ismin dalgalanmasını istiyor kanaatimce. Sonuçta adayını bu kamuoyundaki dalgalanmaya, rüzgara, eğilimlere nasıl yankıladığına göre bakarak karar verecek diyebiliriz. Evet. Peki Ayhan Bey, son özellikle de son 2-3 haftadır Muharrem İnce'nin ismi çok görünür oldu kamuoyunda. Birçok yazı yazıldı hakkında. Hatta 1262 üyenin katıldığı bir anket ortaya çıktı. Motto Araştırma Şirketi'nin yaptığı ve ankete göre partililerin en çok istediği aday Muharrem İnce. Buna katılıyor musunuz? İstanbul için Muharrem İnce şu andaki konjonktürde en güçlü aday diyebilir miyiz adaylık için? Şimdi birincisi, benim katılıp katılmamamdan önce birincisi Muharrem İnce çıktığı bir televizyon programında, CNN'deydi yanılmıyorsam, ismini vermekte mahsur yok. Bir açık kapı bıraktı İstanbul adaylığına. Bu şöyle de bir gerekçe sundu kamuoyuna o programda. Açık olmasa bile duaylı olarak Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'dan ayağa kalkabilir. Cumhurbaşkanlığı kazanabilir. Ben bunun için ideal isimim gibi bir iddia koydu ortaya. Bir açı sundu kamuoyuna. Bir nevi Tayyip Erdoğan formülü. Tayyip Erdoğan da malum. Recep Tayyip Erdoğan şimdiki Cumhurbaşkanı. İstanbul'da solunda üçe bölündüğü maalesef o dönemde SHP, CHP, DSP'nin ayrı ayrı adayları vardı hatırlayacağız. Hepsinde iddia ortaya koyan. O konjonktüründe %24 küsur oyla belediye başkanı seçildi ve arkasından malum başbakan oldu, sonra cumhurbaşkanı oldu. Benzer bir yolu kendisi için ve Cumhuriyet Halk Partisi için düşündüğünü ortaya koydu Muharrem İnce. Bu bağlamda değerlendirirsek
önce şu arka plana bir bakmamız lazım Fırat Bey. Hı hı. İzleyicilerimiz açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii. İstanbul Türkiye'nin nüfus olarak 1/5. Seçmen olarak yanılmıyorum küsuratta 5/25. Çıkan her 5-25 milletvekilinden birisi İstanbul'dan çıkıyor. Düşünün, İstanbul böyle bir kent. Türkiye bütün dinamikleri İstanbul'da. Ve kendisiyle sınırlı değil sadece. 16 milyon nüfusuyla Anadolu'ya da pencere açıyor ve kucak açıyor. Anadolu'dan, Anadolu'yu da etkileyebilen bir kent. Çünkü Anadolu'dan gelip İstanbul'a yerleşen birçok köken İstanbul'da dernekleşmiş, vakıflaşmış ve buradaki onların dernek, vakıf başkanları, liderleri, kamuoyu önderleri Anadolu'yu da etkiliyor. Hareketleriyle, tutumları, davranışlarıyla, siyasal davranışlarıyla etkiliyor. Böyle baktığımız zaman hakikaten İstanbul'da batarsınız da İstanbul'dan çıkarsınız. Tabii bu sizin nasıl organize olacağınıza bağlı. Sadece iddia ortaya koymak yetmez. Onu iddianın içini doldurmak, hazırlıklarınız, iki seçim dönemi arasındaki tutum ve davranışlarınız, siyasal çalışmalarınız noktaya gidilebilir. Yoksa seçime bir tık ayakala, belirlenen bir adayla ortaya koymanız kamuoyunda karşılık bulmayabilir. Ona da bir dikkat çekmek istiyorum. Fakat Muharrem İnce'nin özel bir yanı, denenmiş, sınanmış birisi olması Cumhurbaşkanlığı seçiminde, partinin oyunun üzerine çıkan bir oy almış olması %30 civarında ve zaman olsaydı bunu daha da arttırabilirim. Yaklaşık konuşma de Muharrem İnce'nin. Bu bağlama değerlendirdiğimiz zaman ölçüyü şöyle koyabiliriz. Şöyle bir kerteniz koyabiliriz burada. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son iki büyükşehir adayı İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu 2009'da, 2014'te de Mustafa Sarıgül'dü. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun girdiği seçimde Kadir Topbaş'a karşı 7 puan farkla AK Parti seçimi aldı. Mustafa Sarıgül'ün girdiği seçimde ise 7,5 puan farkla AK Parti seçimi aldı. Tabii bu her iki seçimde de AK Parti'nin daha çok kenti domine etmesi söz konusuydu. Sıkıntıları daha azdı. Şimdi AK Parti'nin sıkıntıları daha çok, daha fazla, daha fazla yıpranmış. Mevcut belediye başkanı Kadir Topbaş'ı kulağından tuttu, Cumhurbaşkanı kenara aldı. Tabiri caizse böyle bir handikap yaşandı. Buna bir bağırsak temizliği diyebilir miyiz? Demeyiz. Başarısızlık mı deriz? Başka bir açık vardı bilmediğimiz deriz. Bilmediğimiz, daha şimdi adını söylemek istediğim başka nedenler var deriz. Bunlar çoğaltılabilir sorular ama sonuçta bir AK Parti Türkiye'nin en büyük ilinde İstanbul'da belediye başkanını kendisi görevden aldı, herhangi bir gerekçe de göstermeden bir şekilde. Bu alanda CHP'nin daha büyük bir iddia koyması lazım. Burada soru şu: o 7 puanlık ve sonra 7,5 puanlık farkın 3,5-4 puanını bu tarafa getirebilecek isim kim? Buradan bakıldığında Muharrem İnce önem kazanıyor. Ve sahada uzun süredir çalışan Gürsel Tekin, Akif Hamdacı gibi isimlerin yanına bu bağlamda parti içinden Muharrem İnce'yi rahatlıkla ekleyebiliriz. Benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne önerim şu bu bağlamda. Cumhuriyet Halk Partisi parti dışından da gelebilecek başka isimlerle zaman içerisinde ciddi aday adaylarını çalışma yapan, iddia koyan, çok ciddi bir kamuoyu anketiyle, güvenilir bir kamuoyu anketiyle bunu örneğin 3'e 4'e indirebilir. Ama bunu da daha sonra sinerji yaratmak için, örgütün tam desteğini alması için kesinlikle ve kesinlikle mutlaka benim kanaatimce bütün üyelerle değil de ön seçim delegeleriyle bir eğilim yoklamasına hakim takvim el vermeyebilir ön seçime. Evet. Ama ortaya bir püsküvit kutusu mu koyar, portakal sandığı mı koyar? Kamuoyu yoklamasında ilk 3'te 4'te çıkan isimleri ön seçim delegelerine, bu bağlamda örgütün seçilmiş üyelerine de sorar. Oradan birinin çıkacak isim etrafında parti örgütü kenetlenir ve Cumhuriyet Halk Partisi daha avantajlı bir yarışa girer diye düşünüyorum. Bu arada bir nokta daha belirtmem gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı
şu andaki 2009'da aday olduğu zaman Gürsel Tekne il başkanıydı. İzleyicilerimiz için hatırlatalım. O zaman 3 önemli sempozyum düzenlemişti. Birisi su, birisi depremdi. Üçüncüsünü hatırlamaya çalışıyorum. Su, deprem, bir de kentsel dönüşüm olabilir üçüncüsü. Bunları sonra kitaplaştırmıştı. Hatta o zaman ben Cumhuriyet Gazetesi'nin aynı zamanda Radyo Barış'ta bir program yapıyordum. Gürsel Tekin'i ağırladım bir canlı yayında. İki saat süreyle o sempozyumları konuştum kitaplar üzerinden. Oradan beri gelen bir hazırlığı var. Bunu da hem kamuoyu hem parti kamuoyu dikkate alacaktır, değerlendirecektir. Sonuçta benim dediğim gibi en iyi ölçü kamuoyu ve örgüttür. O bağlamda ilk olarak kamuoyu da tekrar özetlemek gerekirse bu isimlerin belki 3'e indirilip sonra da örgüte ön seçimde girilip aslında sorulmasıyla en doğru adayı bulacağına ve seçimde de öncekilere göre daha büyük bir iddia koyabileceğine kanaat getiriyorum diyebilirim. Evet. Peki olası bir Muharrem İnce adaylığında 24 Haziran'daki yenilgi hali ve kavgalar nasıl etkiler durumu? Şimdi güzel bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken ev ödevleri var. Henüz 5 aylık süre varken seçimlere. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kendisi kucaklaşması gerekiyor. Daha doğrusu biraz da açmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin olağanüstü kurulda eşit imza toplama sürecinde örgütün adeta ikiye bölünme görüntüsünü veren, imza verenler vermeyenler ayrımını süratle sonuçlandırması, kucaklaşmayı sağlaması gerekiyor. CHP'nin bu anlamda iki yakasının bir araya gelmesi gerekiyor. Eğer CHP'nin iki yakası bir araya gelemezse işi zor. Çünkü neden? Seçmen de küskün ve kızgın diye iki kategori var seçmende. Her ne pahasına olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun CHP oy verecek olan ciddi bir kesim var. Ama şunu unutmayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk defa halk oyuyla seçilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014 Ağustos'unda tıpış tıpış gideceksiniz sandığa sözü henüz unutulmadı. O seçimde katılım ne oldu Fırat Bey? %76 oldu. Bakın referandumda ve son genel seçimlerde %88. Bu neyi gösteriyor? CHP seçmeninden hem de %12 fire var. Çok ciddi bir fire. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben ne yaparsam yapayım, kim aday gösterirsem göstereyim, tıpış tıpış giderler, ona da oy verirler yaklaşımından süratle uzaklaşması gerekiyor. Hem iki yakasının bir araya gelmesi gerekiyor, hem seçmenin küskünlüğünü ve kızgınlığını dikkate alıp rektifi olması gerekiyor, kendini toparlaması gerekiyor. Bu tip yaklaşımlardan uzaklaşması gerekiyor. Benim adamım, onun adamı olmasın, benim adamım olsun. İmza verenden aday yapmayalım. Ama imza verenlere karşı çıkanları tercih edelim gibi günümüzde yapay sayılabilecek, hissi sayılabilecek sübjektif yaklaşımlardan uzaklaşıp objektif yaklaşımlarla adaylığını belirlemesi gerekiyor. Büyük yerlerde, illerde de, ilçelerde de İki yakının bir araya gelmesi böyle görülecek, böyle somutlaşacak, böyle ete kemiğe bürünecek. Yani somut adımların atılması gerekiyor. Sadece Muharrem İnce'nin aday gösterilmesi yetmez. İzmir'de de, Ankara'da da, Muğla'da da, Trakya'da da, başka illerde, başka ilçelerde de Cumhuriyet Halk Partisi için, seçmeni için değerli olan, makbul ama imza sürecine olumlu katılmış isimlere de siz gerektiğinde aday olarak yer vereceksiniz. Onları sadece imza verdi diye dışlamayacaksınız. Bunun geride kalmış olması gerekiyor bu seçimde. Her iki taraf açısından geride kalması gerekiyor. Bunun net olarak altını çizelim. Bir nokta daha belirtmek istiyorum. Bir de İstanbul Büyükşehir seçiminde ikinci bir faktör daha var. İlçe adayları. Büyükşehir adayı ilçeleri domine edecek. Bu diagonal olacak. İlçe adayları da büyükşehir domine edecek. Bu ne demek? Siz ilçelerde de karşılığı olan iddia sahibi sıçrama yapacak adaylarla çıkacaksınız. Ki büyükşehire onların haklısı olsun. Size bu noktada bir örnek vermek isterim. Hasbelkader 2009 seçimlerinde ben Antalya'da seçim çalışması yürüttüm yerel seçimlerde. Mustafa Akaydın Antalya Büyükşehir adayıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ben
Antalya'nın en büyük merkez ilçesi olan 5 merkez ilçeden birisi Kepez'de bu çalışmayı yürüttüm. Kampanyanın siyasi etiketi döktüm. O seçimlerde sosyoekonomik yapı itibariyle AK Parti seçmeninin geniş taban bulduğu Kepez ve 5 merkez ilçeden tek başına %40'ını oluşturuyor. Antalya Büyükşehir seçim açısından. Böyle bir özelliği var. Siklet merkezini doğru bir yere kurduk, doğru adımlar attık. Örnek bir seçim modellemesiyle o seçimi kurduk. 24 puan farkı 4 uçağa indirince aradaki 18 puan fark Bitişik'teki Düşümaltı ilçesine yansıdı. CHP oraya aldı. Mustafa Akaysın da şerefli mağlubiyet için girdiği seçimde sonuçta kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gördü. Bu çok önemli bir olaydı yerel seçim tarihinde. Bu örneği hatırlatmak istiyorum. Evet, i̇şte peki o, ilçelerdeki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz bu çerçevede? Böyle evet, bir ışık oraya, veya böyle bir atılım seziyor musunuz? Oraya hemen gelelim. Şimdi CHP maalesef İstanbul'da merkezin merkezinde. Bakın merkezde, asıl merkezde yok. Merkezin merkezi ne demek? İşte Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Sarıyer demek. Hızlı gidelim, vaktimizi değerlendirelim. Merkez, asıl merkez İstanbul'da Zeytinburnu, Fatih, Eyüp, Beykoz, Bahçelievler, Beyoğlu. İstanbul'da merkez deyince akla gelen ilçeler bunlar. CHP buralarda uzun süredir belediye başkanlığını kazanamıyor. En son Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı soldan oda destek eden Adil Emecan olmuştu, hatırlıyorum. Ondan beri AK Parti'de. 4-5 dönemdir AK Parti. Fatih'te uzun süreden beri yok. Dağıstanbul'da yok. Bahçelievler'de yok. Beyoğlu'nda yok. Dolayısıyla CHP'nin merkezin merkezinden merkezi doğru açılması gerekiyor. Bir de üçüncü bir kategori var. Kenarlar. Esenler, Sultanbeyli, Ümraniye, Sancaktepe gibi, Sultan Gazi gibi ilçeler. Buralarda örneğin Esenler'de belki meclis üyesi bile yoktu bir önceki dönemde. Bu dönemde var mı onu hatırlamıyorum. Yani böyle ilginç boyutlar var. %10'un altında yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerler var. O zaman CHP'nin üç şeye dikkat etmesi lazım. Bir, Büyükşehir adayı kesinlikle o 7-7,5 puan farkın 4'ünü bu tarafa geçirip yarışı domine edecek. Aynı zamanda ilçeleri de domine edecek bir isim olması gerekiyor. İkincisi, bütün ilçelerde, 39 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir'e de katkı verecek. Kendi ilçesinde ciddi iddiaya koyacak. İçi dolu, güvenilir, tanınan, sevilen, bilinen, iş yapma kapasitesine sahip inanılır isimlerden olması gerekiyor. Üçüncüsü, siz merkezde azam oyu alacaksınız. Pardon, merkezin merkezinde azam oyu alacaksınız. O adaylar da önemli. Yani Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Bakırköy'de koyduğunuz adaylar da maksimum oya ulaşabilmeli. Şimdi bakıyorum ben, Bakırköy Belediye Başkanı negatif konuşuluyor. Örnek demek gerekirse. Çok negatif konuşuluyor. Bu oyunda, medyada bakıyorsunuz. Siz bunu çizmezseniz, bir de ödüllendirip ikinci dönemde belediye başkanı olarak koyarsınız, ne olur? Bakırköy'de maksimum olamazsınız. Oradan Büyükşehir yarışına bir artı gelmez. Bir örnek vermek gerekirse. Evet. Kerimoğlu'ndan söz ediyorum. Bakırköy Belediye Başkanı, isim vermekte mahsur yok. Şimdi dolayısıyla merkezde ne yapacaksınız? Fatihburnu'nda, Galatasaraypaşa'da, Eyüp'te, Beykoz'da, Bahçelievler'de, oralarda kazanma iddiası olan adaylar koyacaksınız. Mesela bir ayrıntı. Şişli CHP, yani doğru düzgün kimi koysa el yüz düzgün bir parça kafası çalışan kazanır. Problem yok orada. Şimdi Mustafa Sorgül orada bir iddia koyuyor. Tekrar gelmek istiyor. Bir önceki dönem Büyükşehir adayıydı. Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı kendi istediği isimlere verdikti. CHP'nin iki yerde de başı belaya girdi. Şişli'de de Beşiktaş'ta da. Gelişmeyi hatırlatmak istemiyorum burada. Şimdi örneğin siz Mustafa Sarıgül'ü garanti olan Şişli'den değil de Eyüp'ten, Fatih'ten aday gösterirsiniz. İkinci bölgede siyaset yapan bir figür çünkü. Milletvekilliği yaptığı bölgede. Milletvekili adayı da oldu. Oralarda ilişkileri var. O zaman işte CHP böyle bir iddia ortaya koyabilir. Ben CHP genel merkezinin yerinde olsam bu tip rotasyonlar da yaparım. Evet. Başka isimler de konuşulabilir. Mustafa Sarıgül kampanyasından bir isim olduğu için onun ismini zikrettim. Başka isimler de vardır böyle. Evet, peki. Bunlar da...
Ayhan Bey, İstanbul adaylarına gelecek olursak aslında biraz değerlendirdiniz ama şunu sormak istiyorum. Yani Abdülhatif Şener'le İlhan Kesici'yi biraz daha bu isimlerden ayrı tutarak yine Mahmut Tanal da var, Gürsel Tekin var, Akif Hamza Çelik var sizin dediğiniz gibi. Aykut Erdoğdu'nun ismi geçiyor yine. Bu adaylar arasında, bu adayların birbirinden farkları ne ve size göre en avantajlı olanları hangisi? Yine Abdülhatif Şener'le İlhan Kesici'yi ayrı değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet. Tabii birincisi şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisi olmak diye bir problemi var. Bu problemi de kendi kendine yarattı. Kendi ayağına çelme takıyor bu anlamda. CHP kamuoyu, derin CHP diyelim buna tırnak içinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyle özdeşleşmiş, kendi programını anlatabilecek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yeteneği taşıyan iddialı isimlerle seçime girmesini bekliyor CHP kamuoyu. Yani merkez sağdan gelen isimlerle veya AK Parti'nin kurucusu olan Abdülhatif Şener gibi isimlerle yola çıkmasını değil, bu isimlerle yürümesini istiyor. Buna şu eki yapabiliriz. O isimler olduğu takdirde tabii onların ödünç oy dediğimiz sisteme başvurması gerekiyor. Zeytin dalı uzatması gerekiyor. Başkalarıyla da bağlantı kurması gerekiyor. Geniş bir şemsiye açması gerekiyor. Hem Cumhuriyet Halk Partili olup CHP'yi temsil yeteneğine sahip olup kökten CHP'li olup hem de o şemsiyeyi açabilecek, o dalları uzatabilecek isimleri CHP örgütü daha çok benimseyecektir diye düşünüyorum. Ve seçim enerjisini o oranda fazla verecektir diye düşünüyorum. Bu İlhan Kesici ayırmak gerekiyor. İlhan Kesici her ne kadar merkez sağdan gelse de Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle sorunu olmayan, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeniyle sorunu olmayan, kan uyuşması yaşayan bir isim. Onu ayrı tutmak istiyorum bu bağlamda. Ama şimdi Aykut Erdoğdu, evet geçiyor ismi, ama Aykut Erdoğdu hiçbir çalışması, hiçbir hazırlığı, hiçbir zihin haritası yok İstanbul'la ilgili. Ama Gürsel Tekin'le Akif Hamza Çebi daha fazla sahada, daha fazla İstanbul'da ilgili, daha fazla zihin haritaları dolu, daha fazla somut önerileri olan isimler. Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'nı da düşünürsek, dikkate alırsak, o yayının başında anlattığım sempozyumları, o gibi çalışmalara dikkate alırsak, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaşadığı deneyimi il başkanı olarak dikkate alırsak bir parça daha ağır basıyor diyebiliriz. Ama tabii dediğim gibi başta CHP'nin yaş tahtaya basmaması gerekiyor. Benim önerim çok ciddi bir kamuoyu yoklaması yapması, güvenilir, inanılır, ciddi ve ilk üç ismi de bir eğilim yoklamasıyla örgütün sorması, o şekilde dirilemesi. Keşke tabii Muharrem İnce de buna dahil. Bir yanlış anlaşılma olmasın. Muharrem İnce de diğer isimlerle beraber sorulacak kamuoyuna. Ankete dahil olacak. O da ilk üçte çıkarsa o da örgütte sorulacak. O zaman kimse o adayı tartışmaz Murat Bey. Evet. Herkes canlı başta CHP örgütü, CHP'nin periferisi hatta, genel kamuoyu o adayın artık peşine düşer. Ama böyle yapılmazsa, yani bir isim budur deyip CHP'de klasik bir yöntem işlerse, işte parti meclisine konu gelir, parti meclisi yetkiyi genel başkana verir, genel başkan da elini kaldırır budur derse, o isim kim olursa olsun tartışılır. Evet. Herhangi bir isim belirlendiğinde diğer isimler o olsaydı şöyle olurdu, bu olsaydı böyle olurdu tartışması o dakikadan itibaren başlar diye düşünüyorum. Evet. Peki Ayhan Bey, son olarak da aslında genel bir soruyu size yöneltmek istiyorum programı kapatmadan önce. İstanbul'un AKP için önemi belli aslında. Şu anda da kulislerde Binali Yıldırım veya Numan Kurtulmuş isimleri çok öne çıkıyor. Yine mevcut belediye başkanı da konuşulan isimler arasında. Şunu da vurgulamak lazım tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset arasında çıktığı bir il İstanbul. O bakımdan da çok önemli. Peki CHP nasıl bir stratejiyle İstanbul'u kazanabilir diye sorsam ne cevap verirsiniz? Yani sizin daha demin belirttiğiniz teknik şeyleri kenarda bırakarak, yani kamuoyu yoklaması, partililerle diyalog, adayın nasıl belirlenmesini kenarda bırakarak hangi siyasetle, hangi sözle giderse İstanbul'u kazanabilir? Çok güzel bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi yerel yönetim anlayışını, sosyal demokrat belediyeciliği, sosyal belediyeciliği İstanbul'da 16 milyonluk bu kentte çok ciddi olarak, somut olarak hem söylem düzeyinde ana hatlarıyla hem de somut projeleriyle ortaya koyması, bu yoldan yürümesi gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyecilikle ilgili, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla ilgili
geçmişte Ahmet İsvanları, Haşim İkcanları, Aytekin Kotilleri çağrıştıran bir yoldan yürümezse, sadece isimlere bağlı bir yürüyüşte yere kalabilir. Hı hı. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin belirleyeceği, sağlam metotlarla belirleyeceği adayına sunacağı, kim olursa olsun o aday, şimdiden hazırlayacağı İstanbul için çok ciddi sosyal belediyecilik anlayışını, sosyal demokrat belediyenin yol haritasını hazırlamış, eline vermiş olması gerekiyor. Aday kimliğiyle onu domine edecek, yüksek sesle seslendirecek, dile getirecek, o bağlamda hazırlanan projelerin sahibi olma iddiasını ortaya koyacak bir isim olacak. Bunun ikisini eş zamanlı bir şekilde bu çalışmayı CHP'nin yürütmesi gerekiyor. Bunu yaparken de AK Parti'nin adayının kim olacağı, olmayacağı hiç önemli değil. Yani evet. Binali Yıldırım olursa başka bir yol izleyecek, başka birisi olursa başka bir yol izleyecek bir CHP baştan problemle hareket etmiş olur. Oraya hiç bakmadan kendi yürüyüşünü gerçekleştirecek. Hem projeleriyle, hem aday belirlemesiyle ve bunun yöntemleriyle, hem sosyal demokrat belediyecilik anlayışını, sosyal belediyecilik dolduracak yaklaşımlarla böyle bir yol öneriyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yoksa bakın Fırat Bey, sadece bunları hiç yapmadan seçime 1,5 ay kala, sadece isim üzerinden bir. Bakın 14 Kasım'ı bırakın, 14 Aralık'ta da belli olmayacak CHP'nin adayı. Biz bunları yaşadık, gördük. Seçime 57 gün kala, 58 gün kala, 47 gün kala, 49 gün kala, 51 gün kala CHP'nin birçok yerde adayı belli olacak. Evet, 105 aday belli oldu kenarlardan. Biraz daha olabilir. Ama bu CHP'nin güçlü olduğu yerlere doğru gelindiğinde o süre uzayacaktır. Bakın 2 aydan önce CHP'nin önemli hiçbir yerde adayı belli olmayacaktır. O zaman siz ne yapacaksınız bu 3 ayı? Bu hazırlıklarla geçireceksiniz. AK Parti'nin adayının kimin olacağını fonuna bakmakla geçirecek her süre CHP'ye zarar. Evet. Peki çok teşekkürler Muzaffer Ayankara. Rica ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun yayına katıldığınız için. Medyaskop TV izleyenleri, gazeteci Muzaffer Ayankara ile CHP'ye ve İstanbul'da kimi aday gösterebileceğini konuştuk. Kapsamlı bir değerlendirme yaptık kendisiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.